Efendim iyi akşamlar. Sevgili Ege Türk izleyicileri, tekrar bir siyaset gündemi programında beraberiz. Evet, bu akşamki konuğumuz kim? Bu akşamki konuğumuz 29 Mart yerel seçimlerinden sonra bayrağı teslim alan Ayvalık'ta Belediye Başkanlığı'nın Cumhuriyet Halk Partili Belediye'nin Cumhuriyet Halk Partili yeni başkanı Sayın Rahmi Gençer. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız efendim? İyi, sizler iyisiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. Yoğun bir İş temposunda bize vakit ayırdınız. Şimdi yolunuz Bursa'ya. Biz sizi alakoyduk, kusura bakmayın. Estağfurullah, olur mu bizim uzun için? Uzun zamandan beri beraber olamıyorduk. Sizlere hem Körfez, Balıkesir halkımız tanısın istedik. Hem de kafamızdaki soruları soralım, konuşalım. Ayvalık'ı tartışalım. Ayvalık'ta neler var? Onları bilelim. Rahmi Gencer 29 Mart'tan sonra Ayvalık'ta nasıl bir tabloyla karşılaştı? Zorluklar neydi? Evet başkanım, 8 ay oldu, 9 ay oldu. Evet. Bir Ayvalık değil. Küçükköy, Beldesi ve Altınova. Nasıl bir tablo, nasıl bir zorluklarla karşılaştınız başkanım? Şimdi tabii bu yeni bir dönem. Öncelikle bütün Ege Türk izleyicilerine, herkese çok selamlar. Bütün Körfez halkına, bizi izleyen tüm değerli arkadaşlara, dostlara, hemşerilerimize selamlar. Ve size de bu televizyonunuzda başarılar dilerim. Çok teşekkür ederim. Canlı yayında 54.'üymüş galiba. 54. canlı yayında. Yani hakikaten yani nazar değil, nice 54'lere diyelim. Evet, sağ olun başkanım. Başarılı bir program. Bizim bölgemiz için de çok önemli bir televizyon. Televizyon çünkü hakikaten kolay idare edilmiyor veya kolay yürütülemiyor. O yüzden çok önemli bölgemizde böyle bir televizyonun olması. Sizin de devamlı yayınlarınızı devam etmesini diliyorum. Efendim, sağ olun. Çok bu 29 Mart, 30 Mart seçimlerinden sonra bizim aldığımız tablo. Siz neden sordum ben biliyor musunuz başkanım? Siz böyle harbi dobra bir insansınız. Yani benim partim kızar falan filan diye bunları düşünmeyen ama gerçekleri konuşan, içtenlikle yürekten konuşan bir belediye başkanı olduğunuz için söylüyorum. Nasıl bir tablo vardı? Nasıldı? Nasıl karşılaştınız? Zorlanıyorsunuz. Zaman zaman yerel basında da soruyu sormamın amacı da oydu. Samimiyetinize ve sıcaklığınıza inandığım için sordum. Kusura bakmayın. Evet, şimdi tabii ki bütün belediyeler zor. Yani bugün belediye yönetmek, belediye yürütmek hakikaten zor ama bu dönem şöyle bir dönem oldu. Bu yeni tüm şehir yasasıyla beraber belde belediyeleri kapatıldı, ilçe belediyelerine bağlandı, köyler ilçe belediyelerine bağlandı. Mahalle olarak. Aynı zamanda mahalle olarak bağlandı. Aynı zamanda da biz de büyükşehire bağlandık. Yani yeni bir yönetim şekli geldi. Bu tabii bizim bölgemizin alışık olduğu bir sistem değildi. Her belediye kendi başına, kendi işini kendi halledebiliyordu ama çok sistem değişti. Tabi bu yeni bir kuruluş. Ben ilk meclis toplantımda da meclis üyelerimizin hepsine söyledim. Yani tüm meclis üyelerimize dedim ki biz yeni bir kurucu belediyeyiz Ayvalık'ta. Evet. Yani Altınova gibi 90 yıllık bir belediye, yine Küçükköy belediyemiz gibi çok 1970'lerde kurulmuş bir belediyemiz Ayvalık bünyesine geçti. Köyler ilave oldu. Bu tabii değişiklik, büyük bir değişiklik. Hepsinin kendine göre yapıları vardı ve büyük şehre bağlandık. Şimdi biz bir kurucu belediyeyiz. Tabii bunun zorlukları yok mu? Var. Bizde tabii bu aldığımız belediyelerin sıkıntılarının yanında yeni dizayna da alışmak çok zor oldu. Yani büyük şehirle adaptasyon, onunla beraber iş yapabilmek, işlerin ayrılması, büyük şehirde yeni kurulmuş, onlar da ne yapacağını bilmiyorlar falan. Bu bir dönem geçti ve geçiyor ve hala devam ediyor bu süreç aslında. Hala bu uyum süreci devam ediyor. Ha şimdi bana sorarsanız mesela bu yasa sizce doğru mu? Bence değil. Evet. Yani bence bu büyük şehir yasası özellikle bu bölgeler, bu yöreler için, bu kadar büyük bir coğrafyası olan Balıkesir için bence çok uygun değil. Ama bütün her tarafta şimdi beldeleri kapatıyorlar başkanım. Şimdi beldeler kapatılabilir belki ama yani çok küçük beldeler kapatabilir ama büyükşehir yasasının değişikliği olması lazım. Her şeyin büyükşehirden geçtiği ya da büyükşehirin her şeye müdahale ettiği bir yasa yerine büyükşehirde ortak projelerin, büyük projelerin, özellikle altyapı projelerinin yapılabileceği bir hale gelmeli. Yani şehir içindeki ulaşımına, şehir içindeki arızalarına, zabıta şeylerine falan karışmaması lazım. Yani bu çok böyle çok girift bir sistem. Bunu daha ayırmak lazım çizgilerle, kesin çizgilerle. Tabii ki ortak arıtmalar, ortak çöp entegre tesisleri, bunlar hepsi ortak yapılabilir. Büyükşehir bu amaçla kurulmuşsa bunlar doğru kararlar ama bu kadar karmaşanın içinde sıkıntılar var. Bunlar aşılacaktır. Bunlar görülerek yaşanacaktır. Tabii bunlar mesela İstanbul, Kocaeli gibi artık şehrin birbirine içine girmiş yerlerde bu sistemler uygulanmış, uygulanıyor. Onlar da oluyor ama başarılı da oluyorlar yani. Orada da başarılı oluyor. Fakat işte burada
hem coğrafi farklılıklar, hem uzaklıklar, ilçe belediyeleriyle ana belediyenin yani Büyükşehir Belediyesi'nin uzaklığı tabii bu sıkıntıları yaratıyor. Ama bunları da bir tarafa bırakalım. Şimdi bu yasayla biz şehrimize hizmet edeceğiz. Rahmi Gencer için bunlar mazeret değil diyorsunuz. Hiçbir şey mazeret. Tamam efendim. Şimdi efendim bu işlere soymuş insanlar için işte biz enkaz aldık, biz şunu aldık, bunu yaptık. Bunlar da mazeret değil diyorsunuz. Bir kere bunu vatandaşımız istemiyor. Biz de istemiyoruz. Yani bütün gün enkaz edebiyatı yapsak falan ama gerçekleri de var. Zor bir dönem, zor bir süreç. Bu süreci hep beraber aşacağız. İyi bir kadromuz var. Bu kadromuz içinde meclis üyelerimizde aynı şekilde elimizdeki yetişmiş elemanlar da Ayvalık'ın vizyonu geniş bir şehir. Ayvalık'ta çok değerli insanlar yaşıyor. Ayvalık'ta el birliğiyle. Geçmişteki elit kesim var Ayvalık'ta. Yani eğitimli, onları memnun etmek de zor. Elit dediğimiz yani eğitimli kesim, çağdaş insanlar. Ben kastederken onu kastediyorum yani, efendim. Doğaya saygısı olan, yani. Yaşama, insana, hayvana. Yani her şeye saygısı olan insan yapısı var. Yani bu bölgelerin avantajı bu. Bunu işte iyiye değerlendirmek lazım. Yani bu yaşam şeklimizi hem koruyarak, Egelilik kültürümüzü koruyarak, evet, doğayı severek. Yani bunlar hepsi birbirine iç içe. Şimdi biz ne yapıyoruz, biz ne yaptık? Tabii biz şimdi öncelikle belediyenin içindeki dinamizmi tekrar yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu başardık mı başarmadık. Yani bana bugün sorarlarsa ben ilk yılımı staj yılı olarak geçireceğimi biliyorum. Ve onu da söylüyorum yani ilk yılımız staj dönemi. Hem bu yeni yasayla değişen belediyecilik ortamı hem de kendimiz için bir staj dönemi. Ama iyi çalışıyoruz. Projelerimizi hazırlıyoruz. Öncelikle birlik beraberliği sağlamak lazım. Yani bir şehirde 30 Mart itibariyle bir seçimi bıraktık. Seçim sürecini bıraktık. Geçmişte geçmişte kaldı. Onlar geçmişte söylendi. Yaşandı, evet, bitti. Biz şimdi önümüze bakıyoruz. Şehrimize ne yapabiliriz? Şehrimize katacağımız şeylere bakıyoruz. Şehrimizi koruyarak, mimarisini, doğasını ve geliştirerek ve İslam yaratarak. Hedefleri belli bölgemizin. Bütün bu körfezin hedefleri belli. Bizim birinci hedefimiz artık turizm. Turizm. Evet. Yani turizm bizim değişmeyecek hedefimiz. Turizm bölgemizde son 10-12 yıl, 13 yıldır çok hızlı artmaya başladı. Özellikle Ayvalık için söylüyorum. Ayvalık'ta yerli turizm çok hızlandı. Bizim eksikliğimiz sezonun kısa dönem yaşatabilmek. Aslında bölgemiz kısa sezon diye bir şey yok. Bütün bu bölge 6-7 ay, 6 aya deniz sezonu var. Onun dışındaki sezonu da bu güzel iklimiyle, bu atmosferiyle, bu havasıyla 12 aylık turizme açık. İşte bu burada şu anda i̇şte bir termal bir oteldeyiz. Evet. Termal turizm Edremit'te var. Ayvalık'ta bunlar yok ama Ayvalık'ta da başka kültürler, başka zenginlikler var. Ve o yüzden de biz çok şanslıyız bölge olarak da, Ayvalık olarak da. Ama sezonumuzu niye uzatamıyoruz? Yabancı turizm eksik burada. Şimdi bu havaalanımızla beraber, Koca Seyit Havaalanımızla beraber çok ciddi 3 yıl içinde ki bu veriler gelmeye başladı. Yabancı turizm artacak. Evet. Ama iyi yabancı turizm. Yani iyi yabancı turizm de para derken şu. Yani amacımız daha çok bölgeye fayda getirecek çok kalan çok evet. Bırakan, evet. Yani haftalık gelen turistler, 15 günlük gelen turistler. Evet. Şu anda Ayvalık'a yılda 450 bin turist geliyor ama bunun %75'i gecelik kalıyor. Yani gece saat 10'da geliyor, sabah saat 9'da 8'de gidiyor. Yani bunlar ancak otellerin kendini ayakta tutmasına yarıyor. Ama esnafa, vatandaşa ve bölgemize çok hizmet etmiyor. Ama o da önemli. Fakat esas istediğimiz bizim 6-7 ay, 1980'li ve 90'lı yıllarda Ayvalık'ta yaşanan, o zaman bu kadar yatak kapasitemiz yoktu ama o olan otelleri çok ciddi ayakta tutuyordu ve verimlilik sağlıyordu. İşte o dönemlerdeki gelen zenginlikle otel sayımız, yatak sayımız şu anda 20 bine çıktı. O günlerden kalanlar bu. Yani sezon çünkü Nisan ayının 15'iyle başlıyordu. Ekim'in 30'una kadar yabancı turizm vardı. Evet. Şimdi biz bunu kaybettik. Antalya'nın işte güneyin hızla turizmde hızlanması, turistlerin yapısının değişmesi. Yani dünya çok süratlendi. Artık Almanya'dan bir turist, Hollanda'dan, Fransa'dan bir turist uçağa bindikten 4 saat içinde, 3 saat içinde denize girmek istiyor ya da otelinde olmak istiyor gittiği yerde. Yani insanlar, biz de öyle olduk. Yani insanlar çok hızlı hareket etmek istiyor. Tabii bize havaalanının uzak olması, İzmir'de olması, İzmir'in de dışında olması, bu transferlerin uzaması. Biz tabii yavaş yavaş bu konularda geri kaldık Ayvalık olarak. Ama bu havaalanıyla biz bunu canlandıracağız. Çünkü bir de turizmde insanların artık çok büyük otellerin tercihinde yeniden kültüre dönük yani turizm başlamaya başladı. Yani yemek kültürüne, bir şehri giderken bir ülkenin kültürünü öğrenmeye. Çünkü o kadar sıradanlaştı ki büyük oteller
İnsanlar ha Tunus'ta olmuş, ha Fas'ta olmuş, ha hangi evet. ülkede olmuş önemli değil. Giriyor bir 5 yıldızlı büyük bir tatil köyünün içine. Bir haftasını orada yaşıyor ve dışarı çıkıp tekrar ülkesine gidiyor. Ama o ülkeyi tanımıyor. Gittiği ülkenin kültürünü tanımıyor. Onun yemek kültürünü tanıyamıyor. Şimdi işte bizim bölgelerin avantajı bunlar. Burada aslında Ayvalık gibi bir yerde turist şehri içinde yaşayacaktır animasyonunu. Yani gelen turist Ayvalık'ta her türlü kültürü görecek orada. Yani bunları ama iyi anlatabilmemiz lazım. Bizim şimdi hedeflerimizden bir tanesi de Ayvalık'ı bu yönüyle yurt dışında anlatabilmek. Bu adımları teker teker bu basamakları çıkacağız. Bu sonucu bunun turizm uzadığı zaman bölgemize büyük katkı var. Tabii bölgemiz bir de ayrıca tarım bölgesi. Yani tarımıyla iç içe bir bölge. Çok zengin bu açıdan. Ama siz şimdi bana başka şey soracaksınız herhalde. Sorduğunuz soruya ben cevap vermeyip başka yerlere atladım. Ayvalık'ta ne yapıyoruz? Ayvalık halkı benden ne bekliyor? Evet başkanım. Tabii ki beklentiler çok fazla. Yüksek. Yüksek. Dediğim gibi bu staj dönemimizi bir proje üreterek bütçemizi dengelemekle uğraşıyoruz. Ama bunda bayağı bir ciddi başarıyı elde ettik. Yani şu anda bütçemizi dengelemeye başladık. Sıkıntılar var. Bunu başardıktan sonra yatırımlarımız arka arkaya gelecek. Sokak yenilemelerimiz, caddelerimiz, meydanlarımız, insanların daha yaşanabilir, herkesin daha rahat gezebileceği, yayalara daha fazla önem veren, yayaların gezmesine imkan tanıyan, trafiğin daha azaltıldığı bir Ayvalık haline getireceğiz. O trafiği nasıl azalacaksınız başkanım? Hakikaten Ayvalık'ta ben geldiğim zaman... Radikal kararlar gerekiyor. Ayvalık'la bunu konuşacağız. Ayvalık halkıyla konuşacağız. Bazı radikal kararlar gerekiyor. Yaya kaldırımların genişlemesi, trafiğin depolanacak noktaların tespit edilip şehrin içine bu kadar trafiği sokmamaya çalışmak. Sokmamak lazım. Deniz içini daha fazla yazın kullanabilmek. Yani bizim iç denizi sarımsaklı bölgemizde Gelin Kayası'nda şimdi Çamlık'ta iskele yapıyorum. Gelin Kaya'da kısmetse bu yaza kadar yapacağız bir iskele. Cunda ve Ayvalık merkez daha sonra da Armutçu kısmında iç hatlarda gezen teknelerle de bazı şeyleri çözeceğiz. Yani günlük trafiği hafifletmek. Tamamen affedecek bir proje değil ama. Proje değil. Fakat yine de çok faydası olacak. Bunu ilerleyen görünenlerde göreceğiz. Bununla ilgili çalışıyoruz. Şehir plancılarıyla biz Ayvalık'la ilgili çok kafa yoruyoruz. Ve herkesi de dinliyoruz. Çünkü inanılmaz yani aklınıza gelmeyecek insanlardan çok iyi fikirler çıkıyor. İnsanlar iyi gözlüyorlar. Onları da dinliyoruz. Yani Ayvalık şehir merkezi bir kaos haline geliyor yazın trafikle ilgili. Tabii nüfus yani, artıyor. Evet, bir de bizim kendi alışkanlıklarımız var. İnsanların alışkanlıklarından vazgeçmesi çok zor. Yani bir şehirde bu bardağı alıp buraya koymanız bile büyük tepki alıyor. Çünkü bu bardağı yıllardır burada gören bunun buraya gitmesini kabul etmiyor. Aslında buraya gittiği zaman daha faydalı olacak hem şehir için hem kendisi için ama bunu uzun vadede anlayacak hemen tepkiler başlıyor. O yüzden biz de hepsini böyle ince elip sık dokuyoruz ve Ayvalık'la ilgili yakında bütün bu planlarımızı vatandaşlarımıza sunacağız. Evet. İşte kırlangıçla ilgili bir kırlangıç fabrikamız var. Onunla ilgili ne yapacağımızı arkadaşım biraz sonra onu da anlatırım ama onları anlattığımız gibi trafikle de ilgili özellikle şehir ama bugüne kadar niye bekledik bunları? Çünkü büyükşehir yasasıyla işte biz mi yapacağız, büyükşehir mi yapacağız bunları şimdi hallettik. Artık bu dizaynları biz yapacağız ve bunları da büyükşehirde göstereceğiz ve önce halkımıza göstereceğiz ve bunları çözeceğiz. Şehri biz yaşanır hale getirmemiz lazım. Restorasyon işimiz çok. Evet, özellikle tarihi. Şehir içi hem yani hep Ayvalık merkezinden bahsediyorum. Tabii Cunda'mız da aynı şekilde, Altunova'mız da aynı şekilde, küçük köyümüz ve sarımsaklığımız da ve köylerimiz de. Biz hepsine eşit mesafede hepsi bizim mahallemiz. Bir Ayvalık ismi altında hepsi bir mahallemizdir. Artık öyle düşünüyoruz ve hepsine aynı mı? Ama tabii merkez her şehirde olduğu gibi çok önemli. Tarihi dokunun da olduğu için esas zorlukların çekildiği yer orası. Çünkü hareket edeceğiniz alan yok. İyi ki de hareket edilmiyor yoksa o şehir bu kadar güzelliğiyle kalmazdı. Yani bu tarihi dokusuyla kalmazdı. Betonarme bir şeye dönerdi yani. Dönerdi yani evet. Yani geriye dönüşü olmayan maalesef çirkin hale gelirdi. Şimdi biz işte bu ana kentin yani tarihi dokunun içinde, tarihi kent dokusunun içinde insanlarımızı gelen turistleri, gelen misafirleri nasıl daha içeriye sokabiliriz, nasıl bu sokaklarla buluşturabilirizle ilgili de çalışmalar yapıyoruz. Bununla ilgili sivil toplum örgütlerinden ciddi destekler geliyor. Bizim de çalışmalarımız, evet. Mimari yönden hakikaten çok iyi çalışmalar var. Bunları her yıl hızla artarak devam edecek. Şimdi bunlar hazırlanıyor. Aynı şekilde Sarımsaklı'da da sıkıntılarımız var. Yani Altunova'da da bazı sıkıntılarımız var. Ama bunların hepsi aşılır. Biz bu toleransı, bu süreyi vatandaşımızdan istedik.
Onlara 5 yılda yapacaklarımızı seçim beyanamemizde bildirdik. Biz buraya çalışarak geldik dersimizi. Ben 10 yıl, 9,5 yıl Ayvalık Ticaret Odası Başkanlığı evet, yaptım. Evet, ben onu söyleyecektim. Siz bir toplumda kanaat bir lider, önder olarak yıllarca ticaret odasına başkanlık da yaptınız. Toplumdaki tansiyonu ve atraksiyonları iyi ölçebilen, gözlemleyen bir liderlik vasfınız da var sizin. Ben şahsi kendi kanaatim başarılı olacağınızı düşünüyorum. Ama tabii bu bütün şehir ve büyük şehir yasasıyla beraber bu Edremit'te de aynı sıkıntılar yaşandı. Uyum sorunu yaşandı. Balıkesir Büyükşehir de bunu büyükşehir olarak onlar da yaşadı. Ben şeyi merak ediyorum başkanım. Bu Küçükköy ve Altınova'nın Ayvalık'a adaptasyonunda zorlanıyor musunuz? Şimdi ben zaman zaman duyuyorum işte ilçe kalsaydık falan oralardaki halkın Ayvalık'la birleşmesindeki tepkileri nasıl oldu? Onlar sizde nasıl kaynaşabildiler mi? Yani yıllardır bir kaynaşma var zaten. Zaten yani var canım. Öyle bir yani sıkıntı onda yok da şimdi belediyecilik, yönetim tarzında kaynaşma. Belediyecilik açısından tabii şimdi Altınova 90 yıllık bir belediye. Tamam. Belediye başkanını her gün sokakta görüyor. İşte belediye başkanı orada o kahveye çıkıyor. Oradan belediye binasına gidiyor. Akşam tekrar görüşüyor. Yani belediye başkanı onların hayatının içinde birisi. Aynı şekilde Küçükköy için de aynı şey de geçerli. Tabii şimdi Ayvalık olunca mıntıka büyüdü. Ben de elimden geldiği kadar geziyorum. Halkın içinde olmaya çalışıyoruz. Yani halkla olmazsak zaten hiçbir şey yapamayız. Yani o çok önemli halka inanıyorsanız. Yani elimden geldiği kadar ama şöyle mesela her gün görmek istiyorlar beni. O mümkün değil. Yani ona bir onu yapacak bir pozisyon yok. Çünkü hakikaten çalışmamız da lazım. Bir de bizimle buluşmak isteyen randevu alanlar var. Ama elimizden geldiği kadar geziyorum. Ben yani hiç devamlı halkın içindeyiz. Yani hep yalnız da çıkıyorum ben tek başıma. Hep sokaklardayız ama yeteri kadar görmüyorlar. Şimdi Altınova için söylüyordum. Şimdi alışmış. En ufak bir sorun olsa direkt başkana gitmek falan. Sahiplenmiş şimdi şehri Altınova, 90 yıllık belediye. Bu kapanınca tabii burukluk oldu. Evet. Tabii şimdi belediye orada bir de çok iyi bir işverendi. Yani bugün Altınova'da da Küçükköy'de de en büyük işverenler belediyeydi. Belediye. Şimdi bunlar tek belediyeye toplanınca tabii bu böyle bir burukluk var. Bence tabii Altınova Belediyesi'nin özellikle kapatılmaması lazımdı. Küçükköy'de artık kapatılmaması lazım. Oldu bunlar. Olduktan sonra yapacak bir şey yok. Biz bundan sonra o vatandaşlarımıza aynı hizmetin daha iyisini götürmek için çalışmak. Bunların sözünü verdik zaten. Bunların çalışmalarını yapacağız. Halk tabii şimdi yavaş yavaş anlıyor. Yani büyük şehri, ilçe belediyesini, bu kapatılan belediyeleri yeni yeni anlıyor. Bir ara tabii uyumda sıkıntı yaşandı. Nasıl yaşandı? Şimdi personel bile biz işte Altınova Belediyesi'nin personeliyiz. Küçükköy ben Küçükköy'ün personeliyim. Onun bir aracını almaya kalksanız öbürü diyor ki ya o bizim aracımız diyor falan. O aracı orada kullanamazsınız diyor ya da falan. Böyle bir alışkanlıklar var tabii yıllardır. Bunlar zannediyorum ki tüm belediyelerde yaşanıyor. Bunlar. Siz biz onlar olmaya başladı. Hemen oluyor tabii. Bunu yıkıyoruz. Mesela evet. Ben daire amirlerini oluştururken tüm belediyelerden yeniden bu rotasyonu yaparken daire amirlerini oluşturdum. Adilane oluşturabildiniz mi yani? Başkanım? Elimden geldiği kadar. Evet. Yani tabii bir de görevi yapacak insan önemli. Tabii her canım, göreve her kişiyi getiremezsiniz. Tabii onları denemek süreci haricinde ama burada hiç ayrım yapmadım işte. O belediye, A belediyesinden gelmiş, B belediyesinden, C belediyesinden iş yapacak insanları biz getirdik. Yani şimdi tabii bu kaynaşma başladı, oluşmaya başladı ve tamam oturmaya başlıyor bu. Bir de halk da öğreniyor. Amaç halka iyi hizmet edebilmek. Yani biz bunun arkasına geçip mazeret üretip işte büyükşehir yasası oldu, Altınova Belediyesi kapandı, işte Küçükköy Belediyesi kapandı, artık biz oralarda hizmet veremeyiz falan değil. İnsanların yine belediyesinin ona en yakın olduğunu, sosyal belediyeciliğin daha da artarak devam etmesini sağlayacağız. Biz bunları söz verdik halka. Ve halk da bize oy verdi bunlara inanarak. Evet. Yani bunları yapıyoruz ve esas bundan sonraki dönemde yapacağız. Yani sosyal belediyeciliği özellikle bizim gibi böyle ilçe belediyeleri de yapmamız lazım. Çünkü vatandaş sosyal belediyecilik olarak belediyesini biliyor. Yani diyor ki ben en yakın benim kişim belediyedir diyor. Şimdi ekonomik sıkıntılardan dolayı biz bu konuda daha yeni başlıyoruz. Yani bu ekonomik sıkıntıları açtıktan sonra sosyal belediyecilik adına da çok hizmetlerimiz olacak. Şu anda da yapıyoruz. Özellikle biz çocuklara dönük çok şey yapmaya başladık. Evet. Çocuklarla ilgili gerçekten çok çalışmamız var. Hem eğitim açısından hem de
onlara verdiğimiz sosyal projeler var. Mesela bir zeytin çekirdekleri projemiz var. Evet. Şu anda 325 tane öğrenci, bunlar 9 yaşlarında civarında, 8-9-10 yaşları civarında müzik ve sanat eğitimi veriyoruz bunlara. Çok ciddi, gönüllü profesyoneller, yani kendi hayatlarında profesyonel olan, işte sanat akademilerinde, güzel sanatlarda çalışan, üniversitelerde hocalık yapanlar gönüllü olarak haftanın bir günü, bazıları iki günü gelip keman, piyano, ritim sazlar dersleri veriyorlar, şan dersleri veriyorlar. Ayvalık'ta özellikle bu gönüllü olan tüm ekibe çok teşekkür ediyorum ve gitgide de artıyor. Birbirine de zeytin çekirdekleri hiç ayrım yapmadan bizim kentimizin içinde Çakmak köyünden Bağyüzü köyüne, Küçük köyden Sarımsaklı'ya, Cunda'ya, Ayvalık'ın tüm mahallelerindeki okullardan seçilen çocuklar, gönüllü çocuklarla başlatılan bir projedir. Bu proje büyüyecek. 3000 çocuğa ulaşacağız. Biz bu çocukların tam gelişme çağında bunların hayatını değiştirecek, beraber hareket etmeyi, okullarındaki öğrendiklerinin dışında müzik ve sanatla ilgili eğitimleri onlara vermeye çalışacağız. Büyüyerek giden bir şey ve aynı zamanda buradan hem Ayvalık Kaymakamımıza hem de Ayvalık Milli Eğitim Müdürümüze de çok teşekkür ederim. Bu zeytin çekirdekleri projesine gerçekten çok destek veriyorlar. Katkıları olmuş. Tabii ki onlar da olmazsa bu işi yapamayız. Tabii. Çünkü biz bunların hepsini yasal ve uygun yöntemle yapıyoruz. Onların da hem mekan olarak hem de bize verdikleri izinler ve beraber hareket etme açısından çok faydaları oluyor. Aynı zamanda bu projeye başlatan Gül Hanım'a da çok teşekkür ediyorum. Kendisi İstanbul'dan sadece Ayvalık'a bu projeyi yapmak için geldi ve başarıyla da devam ediyor. Ve onun gönüllülüğüyle de arkasından çok insanlar gidiyor. Burada tek tek şimdi ismini saymayayım ama emeğe geçen herkese Gül Hanım ve Gül Hanım'la beraber onun arkadaşlarının hepsine çok teşekkür ederiz. Bu proje daha sonra zannediyorum Türkiye'ye örnek olacak. Tabii Türkiye'de bunu uygulayan ilçeler var. Mesela Kadıköy, İstanbul'da Kadıköy uyguluyor falan ama biz daha da büyütüyoruz bunu. Ve Türkiye'ye örnek olacak bir proje bu. Bunun yanında okul eğitimi veren de, onunla da bizim Nusret Kantarcı Medüse'miz ilgileniyor. Okullardaki imtihanlar için dershane gibi okul dışı eğitimler de veriyoruz. Türkan Saylam kültür merkezimiz var orada. Aynı şekilde Küçükköy'de ve Altınova'daki merkezimizde çocuklarımıza matematik, İngilizce, sosyal bilgiler, fen dersleri olarak da eğitimler veriyoruz. Burada da yaklaşık olarak 150-160'ı geçen talebeye de eğitim veriyoruz. Bu sayı 450'yi falan bulacak çok yakın çok zamanda. Çok ciddi rakamlar. Tabii bunlar için imkanlar yaratıldı. Altınova'da zaten bir merkez vardı. Onu daha da geliştirdik. Evet. Ayvalık'taki merkezi geliştirdik. Küçükköy'de de aynı şekilde yararlanıyoruz. Yine Milli Eğitim'le beraber çalışıyoruz burada. Bunlar bizim gençlerimiz için yaptığımız sosyal projeler. Yaşlılarımız için de aynı şekilde projelerimiz var. Onların da evde bakımlarıyla ilgili son aşamaya geldik. Önümüzdeki yılın ilk aylarında evde bakım yapacağız. Yani evde bakıma ihtiyaç olan yaş büyüklerimizi evlerinde gidip ziyaret edeceğiz, temizliğini yapacağız. Onlara çeşitli destekler belediye vereceğiz. Olarak vereceksiniz. Tabii gideceğiz. Evet tabii bunu sözünü vermiştik. Bunun için her türlü altyapı yazıyor. Bunu yasal altyapısını da hazırlamamız lazım. Uzman kişilerle yapmamız gerekiyor. Hemşireler gidecek. Profesyonel bir ekiple. Tabii profesyonel iki ekip kuruyoruz ilk başta. İlk başta yavaş başça sonra herhalde artacaktır. Bunların ilaç takibini bile yapacağız. Yani onlara evlerinde yaşamlarını sağlamayı, yani kimsesiz kalan ya da ihtiyacı olanlara bunların evlerinde bakımla ilgili destekler vereceğiz. Bununla ilgili altyapılarımız var. Sosyal projelerimiz çok. Ayvalık'ta sosyal hayat çok fazla var. Ayvalık'ta 200 küsür tane derneğimiz var ama bunların 10-15 tanesi hakikaten çok hızlı çalışıyor. Spor kulüplerimiz çok gençlere yönelik. Yani bütün kulüpleri destekliyorsunuz herhalde. Aynı mesafedeyim hepsine. Hepsine bir tane profesyonel kulübümüz var. Ayvalık Belediye Spor biliyorsunuz. O üçüncü ligde. Diğer kulüplerimiz işte süper amatörde. Ve aynı zamanda da futbolun dışında da mesela atletizm kulübümüz çok önemli. Judo kulübümüz var. Yelken kulübünüz var. Yelken kulübümüz var. Onlara da elimizden geldiği kadar yapıyoruz. Yani tabii gönül istiyor ki çok şey yapalım ama bu sene yani yapabildiğimiz kadar yaptık. Çünkü bir geçiş dönemi, bir realite var. Bir de ben şunu istiyorum. Yani kulüplere çok büyük paralara destek vermeye gerek yok. Bakın kulüp yöneticileri artık öyle bir bilince geldi ki. Yani toplanıp konuşuyoruz. Eskiden işte büyük transferlerle amatör kulüplerde ciddi paralar harcıyoruz. Şimdi kendi çocuklarımızı harcayalım.
Altınova'daki çocuklar Küçükköy'de, bak Küçükköy bunu bu sene başardı. Kendi çocuklarıyla oynuyor. Hiç yani ve başarılı mı başarılı bence. En büyük başarı Altınova'da da öyle oldu. Adaspor, işte Barbaros Spor, Sakarya Spor'umuz var. Yeni Mahalle Spor'umuz var Ayvalık'ta. Çamaba Spor Kulübü'müz var. Yani unuttuğum olduysa ayıp olur. Onun için onu da hatırlamaya çalışıyorum. Bir hatamız var mı diye, ama yok. Ayvalık gücümüz var. Evet. Tabii bu spor kulüpleri inşallah hepsi altyapılarını kendileri yaparlar ve kendileri kendi çocuklarımızı 18-19-20 yaşındaki çocuklarımızı futbola oynatır. Başarılı olanları Ayvalık gücünde oynatırız ya da başka kulüplere veririz. Futbol hayatlarını, ama sadece sporcuların illa profesyonel olmaları şart değil. Yani spor terbiyesini görecek çocuklar yaratmak, spordaki sosyalleşme, sanattaki sosyalleşme bir insanın gelişiminde çok önemlidir. O yüzden bunlar çok önemli. Bunlara biz malzeme desteği, araç desteği hep veriyoruz. Bunları sonuna kadar vereceğiz. Onlar da işte kulüp yöneticiliğinin becerilerini göstererek de artık aralarındaki rekabeti, tatlı rekabeti devam ettirerek bu devam edecektir. Ben inanıyorum ki Ayvalık hem sporda hem sanatta, ama sanatın çok önemli kolları var Ayvalık'ta. Ayvalık çünkü sanatçıların, çok atlıyorum konudan konuya ama belki zamanımız yetmez diye aklımdakileri hızlı söylüyorum. Lütfen başla. Şöyle söyleyeyim, Ayvalık sanatçıların besleyen bir yer. Hem kendi sanatçı yetiştirebiliyor hem de sanatçıların tercih ettiği bir yer. İşte her sene bizim galerimizde onlarca sanatçının sergisi oluyor. Bizim belediyemizin fuaye salonu dışında da ciddi şekilde sergiler, heykel, resim, fotoğraf, seramik, cam, ne aklınıza gelirse sergiler Ayvalık'ta yapılıyor ve uluslararası başarılı elde etmiş sanatçılar veya bizim yerel sanatçılarımız tarafından halkla buluşuyor ve ilgi alakalı her yıl artarak devam ediyor. Biz ama temin bu zeytin çekirdekleri niye anlattık? Bir sanat kültür şehri diyorsak, oysa sanat kültür şehrinin halkının tümünün sanatı kabul etmesi lazım. İşte bu çocuklarımız, temin bahsettiğim zeytin çekirdekleri işte böyle yetiştirilirse gerçekten burası sanatın, kültürün merkezi olacak bir kent olacak Ayvalık. O zaman hem yaşamın şekli hem hoşgörünün daha fazla olduğu, daha güzel yaşanır bir kent olacak. Biz o yüzden gençlerimiz, çocuklarımız çok önemsiyorum. Çünkü şunları da yaşıyoruz şehrimizde. Yani bu bahsettiğim sergiler açılıyor ve hızla da bunun takipçileri artıyor ama sonunda fotoğrafa baktığımız zaman hep aynı insanları görüyoruz. Evet. Halkın daha fazla içine alabilmek için o halkla sanatı buluşturmak lazım. Yani bir kültür veya sanat kenti diyebiliyorsak bir kente, o kentin bunu hissetmesi lazım. Hep herkesin hissetmesi lazım. Şimdi bu mesela önümüzde illaki sanatın resim yapmak, sanattan işte müzik yapmak ya da heykel yapmak değil. Yaşadığımız şehirde evimizin önünü aldığımız kültürle öğrenirsek, işte çiçek ekmek, bir sardunya koymak, bir balkonundan bir şey sarkıtmak, o boyanın o rengini o bölgeye uygun mu değil mi ona bakmak, estetiğe değer vermek, bunların hepsi. Her şeyi belediye yapamaz. Yani belediye bir yön çizer, der ki bakın bu kuralların içinde bunları yapalım der. Yapması gereken budur, ama bir şehir kendi estetiğini, kendi kültürü, kendi oradaki yaşayan insanlar yaratır. Yaşayanlarla bu sağlanır. Ancak böyle olur. Ama bu konuda biz Ayvalık olarak şanslıyız. İşte inşallah önümüzdeki dönemde işte halka inandırmak lazım buna. Yani biz bununla ilgili birkaç sokakta bir çalışma yapacağız. Bir iki meydanda bir çalışma yapacağız. Bu sokak aralığındaki meydanlarda. Bunları inşallah bu seneye yetiştireceğim bir kısmını, ama hepsini yapamam. Bir dahaki sene falan ve hızla bu değişecek. Yani bizim bu güzelim tarihi doku, tabii şu anda kötü görüntüler var içinde. Yani yıkım dökük binalar var, sokaklarda sıkıntılar var. İnşaat yaparken sağımızı solumuzu bozuyoruz. Yani tabii denetimi sevmiyoruz. Hemen buna karşı geliyoruz falan. Muhalefet ama oluyoruz. Sonuçta dönüp şuna baktığımız zaman, Ayvalık bir bütün halinde baktığımız zaman tarihi dokusuna, şehir merkezine ve Cunda'mıza, hatta Küçükköy merkez ve Altınova'nın da bir kısmında en iyi korunmuş yerlerden bir tanesi Türkiye'de. En iyi yaşamın devam ettiği kentler bence Ayvalık. Başka da yok. 1800 tane tespitli binamız var diyoruz. Bunu çok söylüyoruz. Bunun gerçekten büyük bir kısmı hala yaşanabiliyor ve yaşam devam ediyor içinde. Ve bu Ayvalık halkı da bunu öyle ya da böyle korumuş. Evet. Yani bu büyük bir başarıdır. Şimdi hep kendimizi
eleştiririz. Yani kötü yönde işte deriz ki biz şöyle yaptık, böyle yaptık. Ama bunu da koruyan Ayvalık halkıdır. Yani evet. Cunda halkıdır. Ve bunu korumuşuk. Ve o binalarda o yaşam çok kolay değil. Yani bundan 100-110 sene önce yapılmış bir binanın şartlarında günümüze gelen hayat şekliyle yaşamak çok kolay değildi. Zamanında evlerin tuvaletleri dışarıdaydı. Efendime söyleyeyim işte ufacık odalar vardı. İşte evet. Dar pencereler vardı falan. Estetikti binalar. Çok güzel yapılmıştı ama içinde yaşam kolay değildi. Yani çatısı akardı vesaire adlı vesaire. Arabalar vardı, nostaljik olarak hepsi. Yani onlar, hayır şunu söylemek vardı. İstiyorum. Bu insanlar bu evleri korumuşlar. Bu büyüklerimiz bizim bunları korumuşlar. Şimdi bunları bizim bu güzel binaları, yani bu estetik binaları eski haliyle tekrar, yani eski halini de koruyarak onu restore etmek. Bununla ilgili işte bazı... Ciddi bir finans sağlayabilecek misiniz başkanım? Biz finans sağlayamayız buna. Biz buna yol açarız. Nasıl açarız? İşte nasıl açarız? Örnek yapacağımız bazı sokaklar, bazı sokak çalışmaları, bazı binaların ön cephelerini tekrardan bir bütün halinde bir sokağa yaptığımız zaman ortaya çıkan fotoğrafı gördüm insanlar. Zaten o yayılacak. Yayılacak bu, yani bakacağız, bakacak ki insanlar bir bütünlük var. Yani bugün bizim bir Macaron bölgemiz var, bir Sakarya bölgemiz var. Yine Cunda'nın içinde bölgelerimiz var. Hakikaten baktığınız zaman bir Palabahçe'miz var. Oralarda bir kentsel bütünlük var. Estetik yapılmış, yani restorasyon yapılmış bazı mahallelere bakıyorsunuz. Birbiri arkasına müthiş şeyler. Tabi aralarında çirik dişler var. Onları da bir şekilde dış yapısı değiştirilebilir falan. Ama devam etmiyor. Şimdi işte bunlardan bir iki örnek, biz bunları başarırsak arkası gelir. O zaman işte bütün o Ayvalık'a gelenler o sokak aralarına girer. Herkes deniz kıyısında eski tabiriyle volta atmaz. Ayvalık'ın şehir merkezine gider. O zaman orada dükkanlar açılır, pastaneler açılır, restoranlar açılır. Orada bir yaşam oluşur. Turizm şehre girmiş olur. Yani. Tabii. Şimdi örnek ülkelere bakıyorsunuz işte. Bize benzer Akdeniz ülkeleri. Yunanistan, İtalya. Yani, Midilli yanı başımızda. Evet, Midilli. Tabii. Yani bunlar işte hep gördüğümüz. Bir şehre girdiğiniz zaman yine deniz kıyısına gezmiyorsunuz. Gidiyorsunuz şehrin ortasındaki mesela Ayvalık'taki bir at arabacılar meydanı. Ya da Cunda'daki efendime söyleyeyim pazar meydanı dediğimiz bölge. Daha da arkaya gidelim biraz Ayvalık'ta. Palabahçesi. Şimdi oraları mesela canlandı. Orada bir şeytanın kahvesi var. Şimdi herkes oraya gidiyor. Bir Macaron. Mesela Macaron'da güzel eski kültürüne geri dönmeye başladı. Restoran açıldı orada. Şimdi perşembe günleri Yunanistan'dan gelenler bile geliyor. Halk oraya çay kahve içmeye, yemek yemeye, oturmaya, oradaki evet. Pastaneden, oradaki fırınlardan alışveriş yapmak istiyorlar. Gitgide içeri doğru gidiyoruz. Ha şimdi biz bu 5 yıllık dönemimde, ama ben 5 yıllık deyip korkutmayayım insanlara. Yani bunu hızla yapmaya başlayacağız. Evet. işte o at arabacılar meydanı, o yollar falan bir değişime sağlarsa böyle bir enerji gelecek. Zaten o meydan da at arabacılar oradan ayrıldı herhalde. O da bir sıkıntı yarattı zannedersem size, ben öyle hatırlıyorum. Şimdi orası tabii at arabacılarla meşhur. Yanındaki sokağa aldık onları. Şimdi ama yani orada orasını biraz daha toparlayacağız. Orası tabii pazarın da aslında aslında başkanım şöyle bir şey yani. Yaşam yıllar geçtikçe, teknoloji ilerledikçe bir takım ihtiyaçlar farklı gösterebiliyor. Biraz da haksızlık yapılıyor belediye başkanlarına, ben böyle görüyorum. Ya eskiden böyleydi ama artık her şey büyüyor, nüfus gelişiyor, ihtiyaçlar farklılaşabiliyor. Bazı şeyleri yapabiliyorsunuz, düzeltebiliyorsunuz, geri çekebiliyorsunuz. Hiç insanların o konuda hiç hoşgörüsü yok ve acımasızca da size yerel basında saldırdıkları da oluyor, ben takip ediyorum yani. Bunu bir türlü anlatamıyor, insanlara anlatılamıyor yani nedendir. Ama Ayvalık hassas bir bölge. Yani şimdi Ayvalık tabii çok... Tarihi dokusunu bozmamak lazım onun yani. Bir kere o kesin. Onun bir. İkincisi tabii bölgemiz çok korunuyor. Bu da iyi bir şey. Prosedürlerimiz çok fazla bizim. Bir hareket etmeniz çok zaman alıyor. Yani projenin hazırlanması, tasdiklenmesi... İşte kuruldan geçmesi ve uygulama süreci, gerçekten finansını da bulmak bir süreç bunların. Ama bunların hepsi şimdi bizim... Hepsi yola girdi. Bu anlattıkları şeylerin çoğu halkla paylaşarak önümüzdeki günlerde evet. Yola girecek. Bizim tabii bunları anlatıyoruz. Niye anlatıyoruz? Bölgemiz öncelikle kendi halkımız mutlu yaşasın. Bizim yapacağımız şu anda yollarla ilgili çok sıkıntımız var. Ben geldiğimden beri yaptığımız yaklaşık 150 bin metrekare taş kilit parke yaptık. Bunun bir kısmı şehir merkezinde, bir kısmı Sarımsaklı'da. Bir kısmı da Cunda'da. Ben geldiğimden beri yaklaşık 140-145 bin metrekaresi bitti bunun. Ve evet. Önümüzdeki yıla 100 bin metrekare daha yapacağım. Aynı zamanda asfalt çalışması da yapacağım. Bunlarla ilgili çalışmalar yapıyorum. Yollarımız çok kötü.
Şimdi büyükşehirle yollarımızı ayrıştırdık. Büyükşehir bazı yollarımızı aldı. Onlar yapacaklar. Ama şehir merkezleri, şehrin içi, mahalle araları bizim. Bunlarla da ilgili çalışmalar. Aynı şekilde park bahçelerle de ilgili çalışmalar. Öncelikle kendi yaşayan halkımıza bizim iyi hizmet etmeliyiz. Yani evet, bizim 67 bin nüfusumuz oldu. Yani işte köylerde, Altınova'da, Küçükköy, Sarımsaklı, Cunda, Ayvalık merkezi, önemli büyük mahallemizde, Ali Çetinkaya mahallemiz ve 150 evlerimizde. Yani toplam 67 bin nüfusumuz var. Önce onların daha mutlu yaşaması, onların çocuklarının okula daha rahat gidebilmeleri, çamursuz gidebilmeleri, gelebilmeleri vesaire. Bunları önce sağlamalıyız. Onunla da ilgili tabii çalışmalarımız var. Yani tabii tarihi kent, bunlar hepsi düzelecek ama bir de bizim bu iş göstermemiz lazım. Yani vatandaşın bizden beklediği o. Yani belediyemiz ne yapıyor? İşte belediyemiz şimdi projesini yaptı. Bu yolları 2 yıl içinde Ayvalık'ta toprak yol bırakmayacağım. 2 yıl içinde Ayvalık'ta insanlar, Ayvalık derken bütün her yeri kastediyorum, yapacaklar. Tabii yaklaşık bu 100 kilometrenin üzerinde bir yoldan bahsediyorum. Evet, metrekare. Yani ciddi büyük bir alan. Biz bunu projelendirdik. Bunun finansında da ilgili çalışmalar yapıyoruz. Kendi imkanlarımızla yapabildiğimizi yapacağız. Çünkü elimizde ekip var, araç gerecimiz var. Başladık yavaş yavaş bunları düzene sokmaya. Bunlarla biz kendimiz bu yollarımızı yapacağız. Bu yolları yani birinci derecede görevimiz belediyeciliğin asli görevleri. Yol, şimdi su kanalizasyon bizden çıktı. Ama o da başınıza bela. Tabii ki yani şimdi bizden çıktı ve bu diye. Bu konuda da sizi haksız yere eleştiriyorlar yani. Yani eleştirsinler efendim. Biz bu görevleri tercih eder. Yani bunlara aday olduğumuzda, vatandaşımızın teveccühüyle buraya seçildiğimizde hep bunları biliyoruz. Yani çünkü eleştirilecek en üst görevdeyiz. Bir kentte yaşarken kentin belediye başkanı olmak, belediye meclis üyesi olmak, belediyede görevli olmak, eleştirilecek yer burası. Tabii ki eleştirecek vatandaşlarımız. Haksız yere eleştirilere kızmıyor muyuz? Kızıyoruz. Yani insanlar tabii diyorsun ki işte bu kadar çalışıyoruz, ediyoruz, işte bir kişi de bir moral versin bize falan. Ben o halktan, o gözünden alıyorum o morali efendim. Ben sokağa çıktığım zaman, bakın ben sokağa çıktığım zaman, vatandaşla konuştuğum zaman vatandaş her şeyi görüyor. Tabii ki tenkit yapıyor, eksiklerimizi söylüyor, onların da söylediklerine dikkat ediyoruz. Çok bunaldığın zaman ben onu söylüyorum arkadaşlar, ben sokağa çıkacağım diyorum. Çünkü bazen çözümü bulamadığımız işler oluyor. Yani bugün mesela işte Ayvalık'ta üzüldüğümüz bir şey, temizlik işçilerimizin maaşlarıyla ilgili sıkıntı vardı. Evet, iş yavaşlatma yaptılar haklı olarak. Yaklaşık olarak 2 aylık maaşlarını ödeyemedik. Tabii biz geldiğimizde 6 aylık maaşları ödenmemişti. Onların açığı kapandı. Eskiden beri gelen bir problem vardı. Ama yani 2 aylık maaşları alamamış durumdalar. Önümüzdeki hafta inşallah onların büyük bir kısmını kapatacağız. Şimdi tabii yani bunlarla ilgili insan üzülüyor. Yani bazen çıkacağınız bir şey yok. Yani çünkü bu maddiyat, yani bunu gidip de bir şey satamazsın, edemezsin, kapatamazsın. Bir yerden ciddi borç ödüyorsunuz herhalde. Çok ödedik. Yani şu ana kadar 9 ayda 10 milyonu aştı ödediğimiz borç. Ödedik ve maaşları mesela 6-5 aylık kalan borç aylarından birer maaş falan gibi bir sıkıntımız var. Onları da düzelttik. Ben yani her şeyi doğru söylemek istiyorum vatandaşıma ama bunların hepsi kalkacak ortadan. İtibarı yine biraz gelmeye başladı belediye. Nasıl biraz diyelim? Yani alışveriş yapabiliyoruz insanlarla artık. Yani biz malzeme alabiliyoruz, şey yapabiliyoruz falan. Her şey kilitlenmiş durmuştu. Bir de açıkçası geldiğinde 740 personelimiz vardı. Tabii Ayvalık gibi çok ciddi bir personel. Yani sayısı bu. Yani işte bunun taşeron işçisi hepsi dahil 740 kişi. Bir şişik bir belediye kadrosu vardı yani o zaman. Çok kadro vardı. Bu da tabii bize çok ciddi bir ekonomi şey yapıyoruz. Yani şöyle söyleyeyim, bizim aylık personel giderimiz 1.7 milyon lira. Ciddi yani hepsi beraber, bunun içinde sosyal güvenlik payı yok. İller Bankası'ndan hep bunu söylüyorum ama vatandaşlarımız da bunu bilsinler. Biz eskiden 1.6 milyon lira alıyorduk 3 belediyeyken, yani 30 Mart öncesi. 250'şer, 300'er 100 bin lira yakın Altınova Küçükköy Belediyesi İller Bankası payı alıyordu. Ayvalık Belediyesi 1 milyon 50 bin, 1 milyon 100 bin lira civarında alıyordu ve toplam 1.6-1.7 milyon arası aylık İller Bankası payı varken şimdi bize 850 bin lira İller Bankası payı, bazen 790 bin lira yolluyorlar. Bunları geçmiş borçlarla düşürdüğü zaman ben ayda 100 bin lira para alıyorum İller Bankası'ndan ve 1.7 milyon lira maaş ödemek zorundayım.
Ben bunu şimdi... Veya bir hizmet hariç. Yani bunun içinde akaryakıt, normal giderler yok bunun içinde. Yani bununla savaşıyoruz. Ne yapıyoruz? Gelirlerimizi daha iyi topluyoruz. Yeni imkanlar yaratmalıyız. Yaratıyoruz. Yeni kaynaklar yarattık mı? Yarattık. Bu kaynaklarımızla da şu ana kadar ciddi bir borç ödedik ve ayakta da dimdik duruyoruz ve duracağız. Hiç kimsenin bundan kuskusu olmasın. El birliğiyle. Burası ne Rahmi Gençer'in, ne onun, ne bunun. Biz burada bu koltuklara geçeceğiz. Evet. Bize halk bu 5 yıllık için seçti. Bravo. Bunun 9 ayı geçti. Evet, şimdi hocam, ben 5 yıl sonra tekrar belediye başkanı olmak istiyorum. Allah sağlık verdiği sürece. Ama halk benim yaptığım icatları, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığı icatları, partimizin yaptığı icatları beğenirse bizi tekrardan seçer. Ben bunun bilincindeyim. Ama ben yani açıkçası çok basit bir şey söyleyeceğim ama tribünlere oynayarak siyaset yapmak istemiyorum. Gerçekten şartları biliyorum. O şartların içinde belediyemizi düzeltelim, yola koyalım, hizmetlerimizi de bunun içinde kanuni yöntemlerle yapalım. Evet. Yani kanunsuz bir şey. Çünkü geriye dönüp baktığınızda şöyle bir sorun çıkıyor. Kanunsuz yapılan her şey, kaçak kuçak yapılan her şey sonunda o şehrin belediyesine zarar veriyor. Evet. İşte ben bunu buraya yaptım. Yaptın ama bunun yasal altyapısı yoksa da bu sefer yarın öbür gün bunun tehlikesi var. Hem daha fazlasıyla sana kanunlar bununla ilgili sıkıntı yaratıyor. Ha ben cesaretli miyim? Cesaretliyim. Hani her şeyde nizamına cizamına yaparsan belediyede de bir şey yapamazsınız. Onu da söyleyeyim. Ha bunun ikisinin ortasını ayarlamak lazım. Açıkçası. Halkın menfaatine gördüğünüz, inandığınız şeyleri de cesaretle yapacaksınız. Cesaretle yapacaksınız. Yoksa yapamazsınız. Prosedürle her gün çünkü size şunu yapma diyen insanlarla karşılaşıyorsunuz. Sabah kalkıyorsunuz, ya avukat hanım geliyor diyor ki bu olmaz başkanım. Ya idari işler geliyor, başkanım bu olmaz yapamazsınız. Başkanım bunu yaparsanız şu olur. Ya ben ne yapacağım diyorsun burada. Ya başkanım bir şey yapmayacak size. Olur mu öyle şey? Hayır, bu sefer yapmanın yöntemlerine bakacağız. Biz o pencereden bakacağız. Vatandaş da geldiğinde bu pencereden bakacağız. Şehre zarar vermeden bu şehrin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde o vatandaşımıza hizmet etmek istiyorsak öyle bakacağız. Şimdi tabii bunları da bir işte staj dönemi diyoruz ya, bu staj dönemini geçiriyoruz. Evet. Yani bunların hepsini görüyoruz, izliyoruz. Şimdi şehri izliyoruz, vatandaşla konuşuyoruz falan. Ben demin şeye geldim, bu eleştiri konusuna geldim. Eleştiriler olacaktır. Eleştiriler de İnsanlar acımasız da davranır mı? Davranır. Çünkü siyaset daha yeni bitti Ayvalık'ta. Yani 30 Mart seçimlerinin tsunami'si daha yeni duruldu. Evet. Duruldu. Biz buna da hiç alet olmadık. Yani ben ve benim arkadaşlarım belediye başkanı olduğumuz günden ilk gece saat gece 10.30'da belediye başkanlığını kazandığını öğrendiğimde Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığım konuşmanın arkasında aynen duruyorum. Evet. Orada dedim ki burada siyaset bitmiştir. Burada tüm Ayvalık artık birdir benim için ve beni bu yolda taşıyan insanlara benim sorumluluğum vardır. Bu meydana gelip 3 ay, 2 ay benim peşimde koşan, Cumhuriyet Halk Partisi'ne inanmış, Cumhuriyet Halk Partisi'nin peşinde koşmuş, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye için geleceğine inanan insanların vebali vardır boynumda. Onlar için ben çalışmaya söz verdim, çalışacağım dedim. Ve Ayvalık halkının da hepsini kucaklıyorum dedim. O gün ne dediysem bugün de aynıdır. Ben hiç kimseyi tahrik etmem. Kimse de tahrik beni etse de olmam. Sinirli bir insan mıyım? Sinirli insanım. Hem çok gülerim hem çok sinirli olduğumuz. Ama bu sinirimi içime atarım ben. Sevdiğim dostlarıma sinirlenirim. Yanımda çalıştığım, inandığım personelime 3-5 kez sinirlenirim. Onu yer absorbe ederim. Halkımıza bunu göstermeyiz bu yüzümüzü. Neden söylüyorum? Eleştiriler yapılacaktır. Eleştiriler yapılır. Ama ben temin de dediğim gibi ben halkın içine çıktığımda nasıl eskiden Rahmi olarak geziyordum, vatandaşlar beni tanıyordu insanların çoğu. Görüşüyorsam yine elimden geldiği kadar görüşüyorum. Onlarla konuşuyoruz. Yani biz elimizde bir sihirli değnek yok. Bir şehrin tümünü. Çünkü öyle bekledi halk. Bir anda dediler ki işte bütün sokaklarımız 3 ayda yapılır, 5 ayda sularımız akar. Söyledik ama eskiye göre daha iyi akıttık. Bizim sorumluluk olduğumuz dönemde inanın geçmişe göre çok daha iyi aktı. Yollarımız yapılır, temizliğimiz, bunların hepsi olacak. Ama bunların hepsi bir süreci vardı. Tabii bekliyorlar. Mesela şu anda Ayvalık'ta temin de söyledim. Temizlik işçilerimiz, emekçilerimiz şu anda işi yavaşlattılar. Tabii İmkanlı, ben kendilerine gittim bugün görüştüm. Evet. Dedim ki arkadaşlar durumumuz budur, budur, budur. Geldiğimiz aşamalar budur, budur, budur. Ve önümüzdeki dönem sizin sendikalaşma haklarınız,
Yeni yılda aynı zamanda taşeron işçilerin, aynı zamanda sizin maaşlarınızla ilgili iyileştirmeler, yaşadıkları sosyal sigortalarla ilgili sıkıntılar hepsini anlattılar bana. Zaten biliyordum. Bunların hepsini ciddiye alıyoruz biz. Yani biz söylediğimiz sözün arkasındayız. Bakın burada konuştuğum her şey hafızalarına insanların gidiyor. Bunu seçimden sonra konuşuyorum şu anda burada. Aynı zamanda bunları kaydedebilir insanlar. Yani hem hafızalarına kaydedebilirler. Bizde de kayıt. Hem de sizde kayıt var. Bizde kayıt. Bir daha sene çağırdığınızda bunu koyarsınız önüme ve dersiniz. Başkan bunları YouTube'da söylemiştim. Zaten YouTube'da da yayınlanıyor bizim. Şimdi tabii biraz da insanlarla bir, yani umutsuzluk değil, umut vermek lazım. Yani insanların umuda da ihtiyacı var. Yani Ayvalık, benim üzüldüğüm Ayvalık'ın gençleri dışarı gidiyor. Tabii çok hepsini tutmamız mümkün değil. Değerleri yaşatalım. Ayvalık'ın yani ailesinin çocukları Ayvalık'ta kendilerine iş imkanı yaratabiliyorsa, o insanlar bir yerde ilk kez herkesin de belediye çalışması şart değil, onu söyleyeyim. Herkes belediye. Peki başkanım, bir şey merak ediyorum ben. Siz şimdi Altınova dahil oldu, Küçükköy dahil evet. oldu. 740 personelden şimdi 3 belediyelik bir Ayvalık belediyesi. Şu anda 610 personelimiz var. Çok enteresan. Tek Ayvalık Belediyesi'yken 740 personel. Hayır öyle değil. Ben aldığımda 740 personel vardı. Yani üçünün toplamı 740'tı. 740'tı. Evet, şimdi 610 şu anda. 610'du. Evet. Yani yüksek bir sayı. Evet. Bir de tabii yani işveren işte belediye, anlatabiliyor muyum? Yani belediye işveren. Yok, bir şey kalmadı artık yani halk da vatandaş da. İşte biz Ayvalık yollar rotasına koyarsak evet. önce olarak sadece bizim yapmamız gerekmez. Bak burada ticaret odası önemli, burada esnaf odası önemli, burada tüm sivil toplum kuruluşları, burada Ayvalık'ın kaderine imza atacak insanlar önemli, iş imkanları falan. Bakın şimdi size bir iş imkanı daha anlatayım. Başkanım, bakın bitti şimdi bir araya gireceğiz. Ben ondan sonra ikinci bölümde anlatmanızı istiyorum. Fakat 8 ayda Rahmi Gencer ne yapmış diye tek kelimeyle bir şey sormak istiyorum. Samimiyetle de cevap vereceğinize inanıyorum. Ben yaşadım, gördüm. Ben 8 ay önce mali işlerde, hesap işlerinin önünde güvenlikçiler duruyordu. Şimdi güvenlikçi var mı? Var hala güvenlikçimiz. eskisi gibi sıkı mı yani? Yok yani, bir kere ben kendim için söyleyeyim, ben güvenlikle gezmiyorum. Yani başkanlarımız da Ayvalık'ta güvenlikle gezmiyordu ama yani biz güvenlikle gezmiyoruz. Güvenlikle ilgili tabii eski o izlam bitti. İzlam varken yok, güvenlikçi vardı kapıda, vardı. Özellikle müdür kapısında vardı. Vardı, haklıydı. Ama bina olarak vardır güvenlikçi ayrı. Sağ olsun Yeşim Hanım, o konuda çok bayağı bir emek verdi. Ben de kendisini tanıyorum. Tanır, bütün Ayvalık tanır. Çünkü selam olsun, saygılar sağ olsun. Sağ olsun, çok emek sağ verdi kendisi. Şimdi tabii rahatlıyoruz. Biz personelimize iyi geçiniyoruz. Yani ben şimdi onların abileri gibiyim. Evet. Yani hakikaten iyi bir diyalog kurduk aramızda. İnşallah işte bu takım ruhunu yaratmaya çalışıyoruz tekrar. O konuda sıkıntımız vardı. Bir de tabii iki belediyenin de birleşmesiyle bu takım ruhu yavaş yavaş oluşmaya başladı. Bir şey hemen oluşmuyor. Bir takım olmak kolay değil. Yani biz takımı, ben bu takımın başında bu takımı yönetemezsem, ben onları yönetemezsem hiçbir şey yapamam bu Ayvalık'a. Doğru söylüyorsun. Bir de şunu söyleyeyim. Onlar Ayvalık'ı beni uçururlar. Onlara, kendilerine bunu söylüyorum. Yani benimle çalışan ekip beni uçurur. Yoksa ben tek başıma burada bu güzel konuşmuşsun, insanları ikna etmişsin falan hikaye. Onlar yani benimle anladım. Çalışan personel, benimle beraber görev alan 25 tane meclis üyemiz bana inanırlarsa, ben onlara kendimi inandırırsam Ayvalık 5 yıl sonra başka fotoğrafla karşılaşır. Peki başkanım. İkinci bölümde güzel sorularımız olacak, beraber olacağız. Hazırsanız arkadaşlar, reklamlar.
Sevgili Ege-Türk izleyicileri, şimdi başkanım sağ olsun bizi kırmadı geldi. Aslında programı 3 bölümde ama başkanımızı yarı yoldan alakoyduk. Allah'a şükürler olsun, senesi geliyor ancak biz televizyonda misafir edebildik. Bir dahaki seneye de söz verdi, gelebilecek zamanı gelecek. Ayvalıklar hiç kızmasın, başkanın zamanı yok, çok da çalışıyor başkanım. Sağ olsun, var olsun efendim. Evet başkanım. Şimdi son bir 28 dakikalık bir bölümümüz kaldı. Evet. Sizleri de fazla meşgul etmeyeyim. Yağmur da çok yağıyor. Ayvalık'ta yağıyor mu bilmiyorum. Genelde bizim biliyorsunuz Ayvalık'ta iki tane hırsızımız var deriz. Yani yağmur konusunda biri biz Madra'da. Olmayalım. Yok, hırsız manasında demiyorum. Yani bir Madra'da bir de Kaz Dağları. Bütün suyu biz mi çekiyoruz? Bütün suyumuzu. O konuda sıkıntımız vardır. Peki. Ama inşallah yağıyordur. Tabii afatsız yağsın. Benim babam şey derdi. Böyle mevsiminde yağan güzel yağmurlara sarı lira yağıyor derdi. Çok güzel. Rahmetli mi? Rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Nur içinde olsun. Evet başkanım, bu sanayi sitesinde ben bazen bir iki kere girdim çıktım. Biz orada bir gemi şirketi falan da çalıştırdık. Evet. O zaman sanayi değişim oldu. Bir sanayiyle bir istihdam diye bir sizin projelerinizin olduğunu da biliyorum. Sanayiyle ilgili bir düşünceleriniz var mı? Bizim tarımsal sanayiyle ilgili bir organize sanayi sitesi projemiz var. Bayağı bir yola girdi. Şu anda Ayvalık Belediye Meclisi'nden bunun kararını çıkardık. Altınova'da yapacağız bunu. Önce yerini söyleyeyim. Hmm. Altınova'da tam İzmir il sınırında yapacağız. Orada bir hazinenin bir 400 küsür dönüm bir arazisi var. Orada yapmayı planlıyoruz. Tabii bunu sadece kendimiz yapmıyoruz. Ayvalık'ın tüm dinamikleriyle beraber, iş dünyasıyla beraber. Çok tüm güzel. Partiler ve hatta ticaret odasının önderliğinde olacak. Tarım sanayi ismi olacak. Evet. Gıdaya dönük bir organize sanayi sitesi. İhtisas organize sanayi sitesi. Gıdaya dönük ihtisas organize sanayi sitesi. Sebebi şu. Altınova Ovası sulanabilir, Madra Barajı ile sulanabilir. 20 bin dönüm arazi, yan tarafında da yaklaşık 10 bin dönümde Salileraltı Ovası denen ovada sulanabilir arazimiz var. Bu toprak işleniyor ve burada çiftçiler yaşıyor Altınova'da çiftçilikle. Evet. Ama maalesef bizim hala tarımı endüstriyel hale çevirebilecek hiçbir yatırımımız yok. Bunun için yer de yok. İşte bir organize sanayi sitesi yapılırsa oraya bir 35-40 tane fabrika gıdaya dönük. Et enterke tesisinden, süt enterke tesisinden, evet, meyve suyu fabrikalarından, bisküvit fabrikalarından veya üretilecek olan oradaki ürünleri endüstri hale çevirecek yatırımlara açık bir organize sanayi sitesi yapmak istiyoruz. Bunun için büyükşehir de olumlu görüş verdi bize. Çok yani güzel. Büyükşehir'den de olumlu görüş. Onun için büyükşehire de buradan teşekkür ediyorum. Artık bakanlıkla işimiz kaldı. Bakanlığa da bunu anlattık. Sanayi Bakanlığımız da çok ciddi bir şekilde ilgileniyor ve bölgenin ihtiyacı bu. Büyük bir istihdamdır. Aynı zamanda sadece istihdamla kalmıyor. Bölgenin tarımıyla, özellikle Altınova'da tarımla uğraşan bölgemizdeki insanların ileride önünü açacak iş kolu bu. Yani ne ekeceğini bilmeyen, şu anda tarımda insanlar ne ekeceğini bilmiyorlar. Sadece slash ekebiliyorsunuz artık. Yani maalesef o hale geldik. O hale geldik. Doğru. Tarım çok sıkıntılı şu anda bu ülkede. O yüzden de onlara imkan tanıyacak bir organize sanayi sitesi yapıldığı zaman ne avantajı var? Disiplin altına alınıyor. Arıtmasıyla, efendime söyleyeyim, zaten çevre kirliliği yaratacak bir tesis olmayacak burada. Tarıma dönük olduğu için, gıdaya dönük olduğu için bunu zaten biz bölgemizde istemiyoruz. O yüzden de disiplin altına alınacak, enerjisiyle her şeyi bir bölgede olacak. Bir de bizim avantajımız, bunu hızla söyleyeyim, Balıkesir bölgesi sanayi yatırımlarında 3. derecede teşvik bölgesinin içinde. Yani İzmir 1. derecede çok az teşvik alıyor. Bizimle sınırı tam dikili sınırı 100 metre sonrasında, yani Ayvalık ayağı, evet. Balıkesir olduğu için 3. bölge teşviklerinden yararlanabilecek bir bölge. Burada yatırım yapacaklara sesleniyorum. Orada öyle bir gıda yatırımı yaptığınız zaman 5 yıl boyunca ciddi teşviklerden yararlanıyorsunuz. Bir de organize sanayi sitesini yaparsanız 4. bölgeye geçiyorsunuz. Organize sanayi sitelerini özendirmek için devlet böyle bir yatırım programı yapmış. 4. bölgenin teşvikleri de çok fazla. Yani İç Anadolu'da alınan teşviklerin aynısını Ayvalık gibi bir yerde alacaksınız. Ve bu yatırımınız için de aynı zamanda da hem de organize sanayi sitesinde büyük paralar verip arsa almıyorsunuz. 15 yılda geri ödemeli. %5 yıllık faiziyle 15 yılda geri ödüyorsunuz arsanızı. Onun dışında 3. ve 4. teşvikten de şöyle yararlanabiliyorsunuz. İşte elektriğinizde, istihdamda, vergide, sizinle ilgili tüm vergilerde ciddi indirimler var. Çalışanların sigortasında. Aynı şekilde efendim. Aynı zamanda bankadan kredi bile çekseniz o kredinin faizinin bir kısmını, evet, ödüyor. Çok ciddi. O yüzden
Bizim bölgemiz canlanacak. Çiftçimiz orada ne ekeceğini bilecek. Onu sözleşmeli tarıma yönlendirmiş olacağız. Aynı şekilde köylerimizde istihdam yaratılacak. Yani düşünün, bir 30 tane fabrikanın 10 yıl içinde, 5 yıl içinde kurulduğunu düşünün. Yaklaşık olarak 1500-2000 kişiye iş verecek en az. Ciddi bir proje. Tabii çok büyük proje ve bunlar, yani mühendisler çalıştıracaklar, kalifiye eleman da çalıştıracaklar ve her türlü iş koluna da hizmet verecek yerler olacaklar. Bölgemiz canlı. Aynı zamanda bunun avantajı şu: Çandarlı'da Avrupa'nın en büyük limanı yapılıyor. Çandarlı yaklaşık 55 kilometre mesafede bu bölge, Altınova. Aynı şekilde İzmir'de 130 kilometre mesafede. Yani dünyaya ihraç yapabileceğimiz her noktada da çok lojistik bir bölgede bu bölge. Çok hızlı gelişecektir. Türkiye'de organize sanayi sitelerinin atıl olanları vardır. Oo, şimşekler güzel çakıyor maşallah. Maşallah başkanım, Allah afiyet olsun. Bereket bereket olsun. Maşallah. Olsun. Evet. Ama bu, ciddi söylüyorum, çok büyük bir katkı verecektir bölgemize diye bunu ilave etmek istiyorum. Başkanım bakın, iş istihdamı sağlıyorsunuz. Evet. İşsizliği önlüyorsunuz. Tarım. Üreticinin ürettiğini değerlendiriyorsunuz. Denize 55, limana 55 kilometre, trenlere 100 kilometre. Yani ihracat için de, her şey için de. Ama şeyin... tarıma gelmişken bunu paylaşmak istiyorum. Evet. 2014 yılı Birleşmiş Milletler tarafından aile tarımda aile müesseselerinin yılı olarak ilan edildi. Yani küçük çiftçiye Birleşmiş Milletler bu yıl onun yılı ilan etmiş. Evet. Yani tarımda aile firmalarına bu küçük çiftçinin ürettiği malı kendi mamul haline getirmesi veya aile ziraatından yılı ilan etti. Bakın 1980'lerden sonra dünyadaki şehirler, kentler nüfusları artarken ve yatırımları sadece büyüklere teşvikler verildi ve bugün bu sıkıntılar, işte büyük göçler, köylerin boşalması, kırsal kesimin boşalması, tarım arazilerinin kullanılmamasına sebep verdi tüm evet, dünyada. Aynı şekilde ülkemizde de böyle. Evet. Herkes köyünden gitti. Ya büyük bir ilçeye gitti ya da büyük bir ile. Geçen de söyledim. Herkes Türkiye'de, İstanbul'da yaşamak zorunda değil. Bu kadar büyük coğrafyada, bu kadar verimli bir ovalarımızda maalesef ne ekeceğimizi bilmiyoruz. Ve esas yapmamız gereken şunu söylüyorum. Küçük çiftçiye destek vermemiz lazım. Ürettiğine destek vermemiz lazım. Küçük çiftçiyi elinde tutmamız lazım. Bizim Türkiye'de bu şart. Evet. Bunu yapmazsak tarımla yaşayan bölgeler boşalacak. Herkes şehire gidecek. İşte çirkin yapılaşmalar, çirkin ve büyük sorunlar hepsi orada. İnsanları eğer yaşadığı, doğduğu bölgede tutabiliyorsak işte başarı budur. Yani bununla ilgili şunu söylüyorum hep. Dünyadaki en büyük ekonomiye sahip ülkeler, sanayi ekonomisine sahip ülkeler tarımda da birinci sıradadır. Bakın dünyada birinci ekonomi Amerika'dır. Tarımda da bir numaradır. İkinci ekonomi Almanya'dır. Tarımda da iki numaradır. Çin sanayide bir yere gelmiştir. Şeyde, tarımda da aynı şekildedir. Aynı, tarımla sanayi birbirinden ayrılamaz. Sadece bir sanayi ülkesi olamazsınız. Bu kadar büyük bir ülkede tarıma önem vermeliyiz ve tarımda küçük çiftçiye önem verme modeline tekrar Türkiye dönmek zorundadır diyorum. Bu bahsettiğimiz projede bunlardan bir tanesidir. İnşallah tarımdaki üreten çiftçiye, sütüne, ürettiği, ektiği bütün ürüne, zeytinine, bilmem neye, Avrupa'daki gibi, ülkelerdeki gibi, Batı ülkelerindeki primleri verirsek hem üretimi teşvik ederiz ve o insanları da oldukları bölgede yaşamlarına devam ettirmek zorunda kalırız ve bu bir başarıdır. Maalesef dünyada çok yerinde olduğu gibi ülkemizde de köylerde yaşam bitiyor. Köylerden herkes kentlere gidiyor ve sıkıntılar da işte ülke için orada başlıyor. Onun için bu yılı Birleşmiş Milletler böyle küçük çiftçilerin yılı ilan etmiş. Yani küçük çiftçi işletmelerine, yani aile ziraatına önem veriyor. Biz de bunu ülkemizde uygulamalıyız. Bunu ciddiye almalıyız diyorum. Bu projemizde organize sanayi sitesi, İhtisas organize gıda sanayide işte Altınova bölgesi, bizim Ayvalık bölgesinde ve hatta Dikili bölgesi için bir canlılık olacaktır. İnsanların tekrardan 15-20 dönümlük arazilerinde tarım yapmalarını sağlayacaktır inşallah diye düşünüyoruz. İnşallah bunların hepsi tabii birbirine zincirli bağlamı, hükümetin, devletin buna destek de vermesi şart. Başkanım, destekleri de bekliyoruz. Körfez'e de canlılık getirecektir. Tabii, yani Ayvalık, Edremit, Körfez'e kadar kaç kilometre yani.
Evet başkanım, şimdi çok ciddi bir proje. Umarım inşallah başarılı olursunuz. Gereken desteği de aldığınızı söylüyorsunuz. Büyükşehir'in de desteği olduğunu söylüyorsunuz. Tabii tabii, Büyükşehir de aynı şekilde. Yani bu, olumlu... Sayın Edip Başkanım da destekliyorsa herhalde... Desteklediler, olumlu bakmışsa, sonuç geldi. Bakardır, destekliyordur. Çünkü onda devlet adamı tecrübeliği var. Yıllardan beri aktif siyasetin içinde kendisi de Edip Bey. Bugün de ben kendisine telefonla görüştüm. En kısa zamanda programıma konuk olacak. Bakayım dedi. Çalıştığını, çalışacağını söylüyor. Umarım Ayvalık'a hayırlara vesile olur. Sayın Başkanım, şimdi bir Midilli, bir turizm olayı var. Sanki geçmiş yıllara göre gelen Yunanlı, o Midilli komşular az mı geliyor? Nasıl Midilli ile ilişkileriniz nasıl Ayvalık? Ya Midilli tabii işler 1990'lı yıllarda hızlandı. Gitgide arttı ve tabii Midilli ekonomisinin, yani Yunan ekonomisinin düzgün olduğu dönemlerde Ayvalık'a çok büyük katkıları oldu. Hala da katkıları olmadı. Tabii o Yunanistan'da yaşanan ekonomik kriz hala tabii etkisini devam ettiriyor ve sıkıntıları devam ediyor. Tabii eskisi kadar bize çok büyük bir ekonomik katkıda bulunmuyor ama bizim için önemli. En azından Balıkesir'in dışa açılan bir kapısı Ayvalık. Bir kapısı, Ayvalık. Kapısı muhakkak, yani muhakkak. Yurt dışına, Avrupa Birliği'ne açılan bir kapısı. Onun dışında şehrimize Midilli'den gerçekten yine de öyle olsa esnafımızın bir kısmına ciddi destek geliyor. Evet. Hala alışverişe geliyor ama işin ibre geri döndü. Ters döndü daha doğrusu, yanlış söylüyorum. Şimdi bizden çok vatandaşımız artık. Türkiye'den çok. Özellikle bu yeşil pasaportun vizesiz olarak Yunanistan'ın kabul etmesi. Aynı zamanda Schengen vizesini uzun multi vize vermeleri mavi pasaportlara. Hayır, yeşil pasaporta vize yok da başkanım, o günübirlik vizelere izin vermeleri. O da. O önemli herhalde. Onlar da etkili ama daha çok daha önemli. Bu kapı uzun, vizesi diyorlar. Bu kapı vizesi çok kullanılmıyor aslında. Çok kullanılıyor. Yani uzun vize vermeye başlıyor. Eskiden Schengen gidiyordunuz 3 günlük, 5 günlük, 1 aylık, 2 aylık. Şimdi 2 sene falan veriyorlar ve multi veriyorlar, yani giriş çıkış serbest. Tabi bunlar da kapı vizesi de Yunan adalarına şimdi bu sene Ayvalık'tan geçen 150 bin kişi. Yani Midilli için söylüyorum. Yalnız sadece bizim Midilli'ye karşıya seferimiz var. Günde 3 feribot çalışıyor yazın. Giden gelen, onlardan gelen, oraya giden turist gelen genelde kuzey ülkelerinden turist geliyor. Onlar da Ayvalık'a ziyarete geliyor. Bize gelenler de geçiyor falan. Tabii böyle bir ama belediyeye de bir getirisi var ondan herhalde. Olmaz mı tabii yani. Belli bir ücret ödüyor şirketler zannederse, evet, belediye. O konuda belediyenin de bir kazancı var. Ayvalık'ın kazancı var. Biz de tabii o limanı bakıyoruz. Yani belediye olarak biz de, evet, orada elimizden gelen hizmeti yapıyoruz. Evet. İmkanlarını zorlayarak daha iyi bir liman haline getirmek istiyoruz. Yani sonuçta ülkemizin bir giriş kapısıdır. Bizim için de gurur kaynağıdır. Rakamlar artıyor. Ayvalık ekonomisi her zaman için faydası vardır. Yoldan, ticaretten, turizmden korkmamak lazım. Doğru söylüyorsun. Yani bazen işte bir yol açılır ama bu yol olursa oradaki işler bitecekti. Hayır. O yol yeni imkanlar, yeni umutlar, yeni şeyler kazandırır. Doğru söylüyorsun. Rekabet yanlış değildir. Rekabet iyi yönden bakmak lazım rekabete. O yüzden de bazen diyorlar ki işte çok insan Midilli'ye geçmeye başladı. İşte burada ekonomi yok kardeşim. Midilli'ye geçmek için de Ayvalık'a gelen olabilir. Ya da Ayvalık'a gelmişken Midilli'ye giden olabilir. Bunların hepsinde bizde böyle bir kapımız varsa bize bu rant getirir her zaman. Getir tabii. Bir yani hareket getirir. Hareket getirir. Yani böyle bir alternatifi olan bir şehir düşünebiliyor musunuz? Feribotu kaçıran kalıyor, yemeni yiyor. Ya kaçırmasa da Ayvalık'ta 2 gün kalıyor, bir gün Midilli'ye gidiyor, geri geliyor yani, vesaire. Yani. Alternatifimi çoğaltıyorsun. Bir sirkülasyon var yani. Evet. Sirkülasyonun ve insanların gelip geçtiği yerde muhakkak ticareti bir getirsin. O zaman oradan iyi şeyler yapılıyorsa biz de dikkat edeceğiz kendimize. Diyeceğiz ki Ayvalık'ta bizde bazı şeyler pahalı. Ona göre dikkat edeceğiz. Bazı şeyleri ona göre ayarlayacağız. O rekabeti de tatlı hale getirip bundan kazanç yapmamız lazım. İşte mal satanlar var. Yaklaşık 10 milyon dolarlık ihracat yapılıyor Ayvalık Limanı'nda. Evet, 10 evet. milyon dolarlık. Yiyecek hariç her şeye gidiyor. Yani o yiyecek yanında götürüyorlar ama ihracata bağlı belge doldurularak yollanan 10 milyon dolarlık ihracat var. Ha, çok mudur? İyidir. İnşallah artacaktır da bu. Artacaktır diye düşünüyoruz. Başkanım, şimdi süremiz de azalıyor. Bir konu daha var. Hava trafiği. Bir deniz uçakları olayı var. O ne safhada? Ayvalık'la bir İstanbul arasında uçak trafiği olacak zannediyorum. Geçen yıl bu başladı. Seabird diye bir şirket vardı. Burada ismi söylemem sakıncalı. Reklam olur. Peki, o zaman geri aldım. Siliyoruz. Başkanım.
Çalışıyordu. Fakat şimdi el değiştirmiş zannedersem. Yazın tekrar başlayacaklar. Biz istiyoruz 12 ay devam etsin. Çünkü kaç kişilik bu uçaklar? Bunlar 19 kişilik uçaklar. Haliç'e iniyor. Haliç'e yani iniyor. Tam şehrin göbeğine iniyor. Yani ne Sabiha Gökçen'e ne Atatürk Havalimanı'mıza inmiyor. Tabii bu da çok önemli. Denize iniyor. Ayvalık'ın şehir merkezine. Rağbet gördüm belki Ayvalık'lar tarafı. Tuttu, tuttu. Tuttu. Yani yazın tabii çok ciddi bir Ayvalık'ta yaşam var. O yüzden tuttu. Bu tutar da tabii fiyatlarını da dengeledikten sonra bizim için önemli. Ya bu bir şeydir. Yani bir önemli bir şeydir. Yani hizmettir. Yani. Hizmettir, evet, hizmettir, hizmettir, hizmettir. Evet. O da önemlidir. Ama bizim tabii karayollarımız en çok turizmi taşıyan yerler. Onlar tabii İzmir duble yolu, Çanakkale, aynı şekilde Balıkesir yolumuz İstanbul'dan geldiği için de çok önemlidir. Bursa'dan geldiği için Balıkesir'den. O, bize genelde kuzeyden insanlar geliyor. Güneyde yaşayanlar kuzeye çıkmayı çok düşünmüyordu ama şimdi bu iklim değişiklikleri biraz olmaya başladı. Mesela Ayvalık'ta çok 07 plaka görmeye başladım. Antalya. Yazın inanılmaz. Evet. Yani şaşırırsınız. 48 plaka, ya Muğla falan diyorsunuz ki aa bak. Neden biliyor musunuz? Çok sıcak. Çok sıcak. Geliyorlar. Havasına kaçıyorlar. Eskiden diyorlardı ki işte Ayvalık'ın Akçay'ın denizine girmek çok parmağını soksan donarsın falan. Şimdi insanlar anladı onun kıymetini. Hayır ben nereden biliyorum biliyor musunuz başkanım? Ben Antalya'nın damadıyım. Ben affedersin kaynanama gitmiyorum. Çok sıcak. Dayanamıyorum. Burayı istiyorum. Yani buranın iklimi. Oranın insanı da buraya kaçmaya başladı. Yani evet. Ege'nin, Kuzey Ege'nin evet, iklimi. Evet. Yani inanılmaz. Yani iklim biz dünyanın hakikaten cennetinde yaşıyoruz. Yani bunun da kendimize saygımız olsun. Hem önce doğaya ve kendimize saygımız evet, olsun. Bu güzelliği yaşayalım. Bu güzelliği de başkalarına da yaşatalım. Ondan da ekonomimiz güzelleşsin. Ama ne doğamızı, ne kültürümüzü, ne mimarımızı bozmadan bölgemizde tehlikeler var biliyorsunuz. Onlara girmek istemiyorum ama söyleyeyim. Maden tehlikesi bir tehlikedir bu bölge için. Evet başkanım. Zeytin alanlarındaki yapılacak olan bunları bu halk maalesef istemiyor. Onlar çok acı şeyler. Ama bunlar gerçekten bizim büyük yaralarımız. Evet. İnşallah bundan sonra aklı selim şekilde bu bölgeyi o gözle bakarlar. Burası bir maden bölgesi değil. Burası zeytinlik bir bölgedir. Burası bir Kaz Dağı'dır, Madra evet, Dağı'dır, Kozak'tır. Buraları talan edersek bir daha bunun Türkiye'de örneği yoktur. Geri dönüşüm, geri dönüşüm telafisi yoktur. Evet. Ve buranın bütün sivil toplum örgütleri, bütün halk bunlara karşıdır. Halka karşı hiçbir şey yapılamaz. Evet. Lütfen bu bilinçte olalım. Buraları bırakalım, bu şekilde yaşayalım. Zamanında zarar vermedik mi? Verdik. Bunlardan ders aldık. Şimdi en büyük tehlike bu maden ve zeytin ağaçlarının sökülmesi ve aynı zamanda da Kaz Dağları'nda, Mada Dağı'nda ve Kozak'ta da çok ciddi sıkıntılar var. Bunların artık tamamen kapatılıp üstü örtülmeli. Evet. Devamlı yeşertilmemeli bunlar bazı evet, şeyler tarafından. Bunları çok önemsiyoruz. Buradan bunları seslenelim. Çünkü biz bunları içten, kalpten söylüyoruz. Yani bunlar gelip geçici zenginlikler. Buranın gerçek zenginliği zeytindir. Biz bir kere slogan söylemiştik. Zeytin altından değerlidir. Bunu her zaman söyleyeceğiz. Bu binlerce yıl size para kazandırır, emek verir, insanı yaşatır. Buradaki ailelerin çoğu o zeytinle, o toprağın geliriyle çocuklarını okutmuş, yaşatmış, evlendirmiş, yaşam kurmuş. Sağlıktır kurmuştur efendim. İnsan sağlıktır. Sağlıktan ötesi biz, olmuyor. Hiç başka bir şey yoktur. O yüzden bunları da söylemiş olalım. Başkanım sizin bir özelliğiniz daha var. Ben onu tespit ettim. Geleneklere de çok önem veriyorsunuz. Altınova'da sizi şimdi biz merakla dinlediklerini de biliyorum. Bu deveciler de size çok meraklı. Bu deveciler de sizleri böyle bir onlara da yardımcı oluyorsunuz. Bir deve güreşleri falan tertiplediniz herhalde. Bu hafta sonu evet Ayvalık'taki dernekler var bu konuyla ilgili. Onların bu hafta sonu cuma pazar günü Ayvalık'ta deve güreşleri var. Onlar da heyecanla o günü bekliyorlar. Bizi davet ediyorlar mı acaba başkanım? Yani onlar adına siz davet eder misiniz? İşte buradan, Ege Türk olarak biz de gelelim buradan çekelim. Bütün yani. Körfez halkına, bütün bizi dinleyenlere sesleniyoruz. Peki. Hafta sonu Ayvalık'ta böyle bir geleneksel Ege'nin geleneksel bir güreşi olacak. Orası bir karnaval oluyor. Buradan da seslenelim. Tabii bu hafta. Yurttaşlarımıza bu hafta sonu ayın 21'inde canlı 20. yayındayız. Bu hafta sonu pazar. Bugün pazar, günlerden. Anladım. Size poşuyu da taktılar. Size deveciliği de bulaştırdılar o zaman başkanım söyleyeyim mi? Valla poşuyu taktıysanız yani o da bir ayrı bir merak. Biz çünkü çocukluğumuzdan beri ben deve güreşlerine bizim atalarımız dedi. Tabii poşu Ege'nin bir kıyafetidir. Ege'nin bir örtüsüdür. Evet. Ben de bir çiftçi çocuğuyum. Ben Altınova'da büyüdüm. Altınova'lı bir ailenin evet, çocuğuyum. Bizim için çiftçilik yabancı bir şey değil. Topraktan geldik. Yani toprağı bilen insanız.
şu lafı devam ettirecektik. Topraktan geldik, toprağa gidecektik. Gideceğiz tabii oraya. Tabii gideceğimiz yer orası. Gideceğimiz yer. O için onu unutmamamız lazım. Toprağa gideceğimizi unutmamamız lazım hayatta. Hayat gelip geçiyor. Evet. Çok fazla insan kalbi kırarak öbür tarafa gitmeden. Bunlar da nereden çıktı böyle konuşmalar şimdi ama böyle develerden buraya geldi. Ama önemli bir şey. Ben konuşmak istedim. Çünkü hakikaten bakıyorum ben şimdi zaman zaman. Bende de bir merak vardır yani. Belki hayvanseverler beni affetsin ama bu bizim yıllardan beri bir yağlı güreş gibi, pehlivanların güreştiği gibi. Asırlardan beri Türklüğümüzün ve ülkemizin Osmanlı zamandan gelen kalan bir olay bu. Evet. Ya çok da bir eziyet türü bir olay yok. Vallahi ama biz Ayvalık'ta tabii şöyle hayvanlarımızla beraber yaşıyoruz. Çok kedilerimiz var Ayvalık'ta. Yani çok köpeklerimiz var. Bunlar evet, bizim dostlarımız diyoruz. Evet. Bunları mümkün olduğu kadar ben geldiğimden beri yaklaşık çok tedbir aldınız mı çok? Yani şey? Benden çok sivil toplum örgütleri ilgileniyor. Burada Ayvalık'ta gönüllüler var. Bir aile var mesela, müthiş. Yani bu bütün bu hayvanlarla ilgili bize teşekkür destekleri ederim başkanım, veriyor. O aileye de. Müthiş, müthiş. Çok duyarlı vatandaşlarımız var. Evet. Şu anda bizim köpek bakım çiftliğinde 800'e yakın, 600 küsür tane köpeğimiz var. Aynı zamanda sokaklarda var çok. Tabii bunlar vatandaşlara çok ciddi sıkıntılar yaratıyor ama biz onları kısırlaştırıyoruz. Kısırlaştırınca bunların saldırganlığı azalıyor ve aşılarını yapıyoruz. Bu döngüyü bu şekilde tamamlayacağız, azaltacağız sokaklarda. Yani bizim bir sıkıntımız da şu. Bize başka bölgelerden gelip geçelim köpek atıyorlar. Başkanım şu bir de bir de efendim şey söyleyeceğim. Özellikle yazlıkçılarımız çocuklarına bir ay iki ay mutlu etsinler diye köpek alıyorlar, bırakıp gidiyorlar. Kedileri, köpekleri alıp besliyorlar, sonra bırakıp gidiyorlar. Hem o hayvanların psikolojisi bozuluyor. Yani bir sevgiden, bir sevgiden evet, bir bunları yaşıyoruz bu kentimizde. Güzel şeyler var, böyle billboardlar var. İşte bir köpek gidiyor, bekliyor, böyle bakıyor arkasından bir arabanın falan. Bilmiyorum, bizim Ayvalık'a gelirseniz görürsünüz o billboardları. Aile gidiyor, köpek bakıyor arkasından. O işte valizlerini koymuş arabanın üstüne falan filan. O yüzden kediler ve köpekler bizim yaşam dostlarımızdır. Ama tabii çok da şikayet alıyoruz. Çocuklarımız okula giderken sıkıntılar yaşanıyor. Biz bunları elimizden geldiği kadar önemsiyoruz. Yani ancak bu dönüşümü böyle tamamlayabiliriz. Yani kısırlaştırarak, onların üremelerini engelleyerek yapabiliriz. Şu anda sokaklarımızda 1000'e yakın köpek var. Altınova'sı, Ayvalık'ı, Cundası, Küçükköy'ünde, Sarımsaklısı'nda. Dediğim gibi 800 küsür tane de barınağımızda var. Bunlarınla beraber yaşıyoruz. Bunları da söylemek zorundayız. Bunlar da Ayvalık'ın gerçekleri, bütün bölgenin gerçekleri. Evet. Maalesef. Ama ben burada bütün bu bize gönüllü olarak çalışan dostlara hepsine teşekkür ediyorum. Gerçekten çok büyük fedakarlıkla çalışıyor. Belediyemizde şunu gördüm. Bir işi severek yaparsanız başarılı olursunuz. Yani aldığı maaşın çok üstünde çalışan elemanlarımız var. Bunların bir kısmı da o çiftlikte çalışanlar da var. Başka bölgelerde de çalışanlar var. O yüzden böyle bu şekilde hallediyoruz yani bu işleri. Evet başkanım. Başkanım, programımızın son kısmına geldik. Artık 4-5 dakikalık bir zamanım kaldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde uyumlu çalışabiliyor musunuz başkanım? Bir mazeretiniz yok değil mi bu konuda? Yani gerekli Ayvalık Belediyesi... Açıkçası daha tam uyumlu çalışıyoruz diyemeyiz. Çünkü daha o iletişim ağı kurulamadı. Bu kurulması için Büyükşehir'de adımlar atıyor. Biz de adımlar atıyoruz. Olmak zorunda. Yani sonuçta bu Büyükşehir Belediyesi'ni, başkanını bu halk seçti. Ayvalık Belediye Başkanı'nı da bu halk seçti. Yani bir şekilde biz uyumlu olmak zorundayız. Yani bu halka ortak mazeret hizmet yok diyorsunuz. Yok mazeret yok. Biz bu iş bizim değildir, şu demiyoruz. Yani biz yönlendirebiliyoruz ancak gelenleri. İşte bizim sorumluluğumuz dışındadır, şu bu falan yerine bize gelen şikayetleri, aynı şekilde büyük şehrin yapacağı sorumlulukları onlara anlatıyoruz ya da yapmakları anlatıyoruz. Bu uyum sağlanacak. Ortak iletişim kurulacak. Bu başarılı olmak zorunda. Eğer bu sistem zor bir sistem, oturması zor bir sistem, bizler fedakarlık yapmazsak, bizler uyumlu çalışmazsak daha da sıkıntı yaşar halk. Yani geçmişi arar.
Mesela şimdi köylerimizde sıkıntılar var. Çünkü köylerimiz yıllarca işte özel idareye, kaymakamlığa alışmışlar. Yani geçen gün Ayvalık Kaymakamımızla konuşuyoruz. Kaymakam Bey de köylere gitmek istiyor ama yetkisi kalmamış. Mesela şimdi biz o işleri yapıyoruz. Bir kısmı büyükşehir yapıyor, bir kısmını biz yapıyoruz. Köy muhtarları alışmış zamanda işte gidip Kaymakam Bey'den bir şey istemeye falan özel idarenin yardımlarından. Şimdi tabii onların da bütçeleri kalmadı. Yani bu geçişi çok sıkıntı yaşanıyor. Yani köyler de ayrı sıkıntı yaşıyor. Elimizden geleni kadar onları da kucaklıyoruz. İşte eski adetleri bırakmak da zor oluyor. Halkımızın alışması gerekiyor. Evet. Ama mizaç olarak şöyle bir mizacınız var. Ilımlı, yumuşak bir mizacınız var zannedersem. Her zaman öyle değilim ama yani. Ama yani ben idarecilik yönünden konuşuyorum başkanım. Zannedersem uyumlu çalışan bir belediye başkanı olacaksınız. Muhakkak uyumlu çalışmak zorundasınız. Ya benim kinim sonuçta yoktur efendim. Yani kin insanlara bu burada kızıp 10 dakika sonra unutan bitiyor. Saman alevi gibi. Saman alevi gibi anladım. Başkanım son defa Ege Türk ekranlarından Ayvalıklara ve Körfez halkına bir mesajınız varsa alalım, söylemek istediğiniz. Peki, kapatıyoruz programı herhalde. Programı kapatacağım. Efendim bir kere öncelikle hepimiz şuna şükretmeliyiz ki bu Kuzey Ege'de, Ayvalık'ta, Edremit'te, Burhaniye'de, Gömeş'te, Havran'da ve bu eski güzel beldelerimizde yaşıyoruz. Bu bölge çok önemli. Ama ben Ayvalık halkına şunu söylemek istiyorum. Ayvalık Belediyesi'ne bizi getirdiniz bu göreve. Biz bu görevin süreli olduğunu biliyoruz ve bu bilinçle çalışıyoruz. Personelimizle, tüm meclis üyelerimizle çalışıyoruz. Projelerimizi hazırlıyoruz. Sizden şunu istemiştik, bize bir süre verin diye. İşte bu sürenin bir yarısını hallettik. Biraz daha zaman var. Bu farklılığı Ayvalık'a vereceğiz diyorum. Güzel günler, güzel bir yıl önümüzde, yeni yıl geliyor. 2015. Evet. Ben hep yeni yılları, yeni umutlar, yeni heyecanlar, inşallah yeni sevgiler olarak görürüm. O yüzden bu yıl bütün bizi izleyen ve bütün ülkemiz için, özellikle ülkemizde çok önemli bir dönemeçten geçiyor. Çevremizde yaşanan ülkelerdeki sıkıntıları yansıması ülkemize çok ciddi sıkıntılar yaratıyor. Huzur, barış diliyoruz yeni yılda. Umutlarımız inşallah istediğimiz, beklentimiz gibi olsun. Sağlıklı, mutlu bir yıl olsun diyorum. Ben de bir daha bu programa çıktığımda bu söylediklerimin ne kadarını yaptığımı size anlatmak dileğimle hepinize iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederim efendim. Sevgili başkanım, kısıtlı vaktinizde bize zaman ayırdınız, geldiniz. Sizleri misafir etmekten, konuk etmekten onur ve şeref duydum efendim. Bize çok uzun zaman sonraya bir randevu verdiniz, bir yıl sonraya verdiniz. İnşallah arada biz sizi gene konuk etmek isteriz. Biz objektif televizyonculuk anlayışımızla Ege Türk Televizyonu tüm Ayvalıklara, siz değerli başkanımıza, tüm halkımıza açık. Biz sizlerin kanalıyız, sizlerin halkın kanalıyız. Her zaman sizleri burada görmekten onur ve şeref duyarız efendim. Sürçülisan ettiyseniz afola. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz. Sağ ayağınıza sağlık. Sağ olun efendim. Efendim görevinizde başarılar diyorum efendim. Sağ olun. Sevgili seyirciler, biz siyaset gündeminin sonuna daha geldik. Başkanımızı bu kadar uzun sürede ancak yakalayabildik. Bir yıl sonra başkanımı söz aldık. Umarım inşallah kısa sürede gene başkanla karşılaşırız başka projeleriyle. Sürçülisan eyledecek afola. Başka bir siyaset gündeminde programda buluşmak üzere. Ağa ısmarladık efendim.